Arkadaşlar merhaba, Klasik Otom YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün W114, W115 hayranları için bir video hazırladım. Bu görmüş olduğunuz araç Almanya'da Wagner Klasik diye bir firma tarafından satışa sunulan bir araç. 72 model, birinci seri diye bildiğimiz, yani 0.5 serisinden sonra çıkan modeli. Burada görmüş olduğunuz araçta ikinci seri bir kıyaslama olsun diye şey yaptım. Şurada bir durayım, şöyle bir geri geleceğim. Bakın birinci seride bilmeyenler için bu çok anlattım ama yine üstünden geçmek istiyorum şöyle üstün körü. Bu birinci seri diye bildiğimiz araçlarda ön panjur dardır. Kaputun şu kısımları daha geniştir. Ve şu tamponun altında şu görmüş olduğunuz ince nikelaj vardır arkadaşlar. Bir de şu yandan göreceksiniz şimdi, şu yandan baktığınız zaman kelebek camını zaten birçoğunuz biliyorsunuz, onu yine tekrar edeyim. Kelebek camı normal düz cama döndü ikinci seride 1974 yılından itibaren ve şu arkada gördüğünüz bu nikelaj ikinci seride burada da devam etmeye başladı, ön kısımda da devam etmeye başladı ve ayna camı, kapıya adapte oldu camın içine ve bu kelebek camı kalktı arkadaşlar. O söylediklerimi bilmeyenler için söylüyorum. Hatta bunun bir kıyaslamasını yapmanız için bir tane de yeni kasanın şeyini koydum buraya. Resmini koydum. Bu da 74'ten itibaren çıkan kasa. Gördüğünüz gibi ön panjur daha genişledi. Bu alttaki nikelaj kısım kalktı, şu panjur şey havalandırma biraz daha büyüdü ve şu görmüş olduğunuz hem bu kısım genişledi, siyah bir şey eklendi, daha belirgin hale geldi ve ön tarafı aşağı kadar uzanır hale geldi ve ayna kelebek camı kalktı, ayna da buraya adapte oldu camın içine. Bu şekilde bariz değişiklik olarak bunlar var. Devamındaki değişiklikleri yine zamanı geldikçe söyleyeceğim sizlere. 115 kasalarla ilgili videolarımı oynatma listesinden girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Burada işte arka stoplar düzdür bu serilerde, 0.5 ve 1. serilerde. En bariz özelliği budur. Arkadan baktığınız zaman araca. Şimdi birazdan onun da şeyini koydum. Yeni kasanın da bir örneğini göstereceğim daha sonra size. Bu araba Fransız versiyonu arkadaşlar. Fransız versiyonu olduğu için bir de ekstradan şeyini de söyleyeyim size. 188 koduyla Hella halojen lamba, yani daha güçlü Hella lambalar var bu araçta ve sis lambaları var. Bu da Fransız versiyonuna özel bir özellik ve bunun içinde 188 euro, 188 DM fark ödüyorsunuz. Bunun kodu da 61 koduyla satılan bir şeydi, özellikte. Bu araç 200 motorlu, 115 kasa, 4 silindirli, 2 litrelik, 1988 cc hacminde ve 95 beygir gücünde, benzinli serisinin en düşük beygir gücüne sahip modelidir. Bu görmüş olduğunuz renk DB917 Aqua Blue, 72'de yeni çıkmış bir renkti. Bundan önce bunun biraz daha koyu bir rengi vardı. Horizon Blue diye geçiyordu o renk. Bu renk de yeni bir renktir. Şurada biraz durayım. Şimdi bakın, bu araba birinci seri, kemik direksiyon var. 0.5 dediğimiz bundan bir önceki seri Türkiye'de çok fazla bulamazsınız. Onun da size burada farklarını anlatmak istiyorum. Onun en önemli özelliği şu şeyin baktığınız zaman ayırt edebilmeniz için bir kapı deseni değişik, onu göstereceğim. Bir de bu kül tablası küçüktür arkadaşlar. Onun da örneğini resim olarak koydum, göstereceğim. Bu emniyet kemerleri anladığım kadarıyla sonradan takılma. Çünkü emniyet kemerleri de standart değildi. Emniyet kemerleri içinde yine bir fark ödemek gerekiyordu. Mesela ön emniyet kemerleri için 77 mark para ödenmesi gerekiyordu ilaveten. Bu aracın 1972 yılındaki satış fiyatı da 13.930 marktı arkadaşlar.
Bu da bir ilave bir bilgi olsun. Bu arada kemik direksiyon ilave eksi artı paraydı. Yaklaşık çok fazla değil, 20-30 euro açık renk krem rengi kemik rengi direksiyon için artı fark ödemeniz gerekiyordu. Yani sağ ayna artı paradır. Bu araçta yok zaten. Sol ayna standarttı. İlk başta sol da yoktu zaten ilk çıktığında. Şimdi burada biraz duracağım. Bu görmüş olduğunuz kapı döşemeleri birinci seriye ait arkadaşlar. Birinci seride bu şekildeydi. Şimdi 0.5'i de göstereceğim. Bu 0.5'te kapının şu desenlerinde 3 tane ayrı hat vardır. Yani bu şekilde tek görüyorsanız şuradaki şu kısmı bu alayınki birinci seridir. Yani 0.5 serisi dediğimiz Türkiye'de çok az olan araçlar 1968 ile 69 yılında üretilen yani 69'un sonuna kadar üretilen modellere 0.5 serisi deniyordu. Ufak bir makyaj geçirdi bu arada araçta gösterdiğim makyajlardan. Bu arada bu koltuk döşemelerine baktığımız zaman onu da şey yapayım. 0.62 koduyla mavi desenli şeydir. Bu 5027 kumaş bunun kodu 5027. Tekstilin kodu da şurada görmüş olduğunuz tekstilin kodu da 5020 kodundadır. Açıklama kısmına bırakacağım linkten girerek şeyin tarihçesiyle ilgili W114-115'in tarihçesiyle, motor özellikleriyle, bundan çok daha düşük kilometreli örneklerini hepsini bloğunda okuyabilirsiniz arkadaşlar klasik.com üzerinden. O da ayrı bir şey olsun. Bakın burada 0.5 yani ilk gelen serideki farkları tekrar belirteyim size. Gördüğünüz gibi küçük bir kül tablası var. Bu birinci seride büyüdü. 70, 69'un sonunda 70 gibi büyüdü. Ve bakın kapı döşemesinde 3 tane ayrı hat vardır. Bu döşemeleri görüyorsanız bu gerçek bir birinci seridir. Ve birinci seriler daha aslında az olduğu için daha kıymetli 115 kasalarda ve 114 kasalarda. Şimdi bu aracınla ilgili bakın görüyorsunuz kapı döşemeleri tek hat var burada. Böyle büyük bir bölüm var. Bunun yanında aracın temizliğine hiç, yani sıfır bir araçtan ayırt edebilecek bir araç değil. Bu görmüş olduğunuz direksiyon 1974 yılında ikinci seriye koyulan yeni kasanın direksiyonu. Yani panjur genişlediğinde yeni modeller için koyulan direksiyon. Kilometre olarak söylemiştim 36.300 kilometrede araç ve araca istenen rakam da 22.400 euro arkadaşlar. Almanya'daki satış fiyatı. Normalde Almanya'da 3-4.000 euroya da 115 kasa bir araç alabilirsiniz. Hatta çok böyle tüyü olmayan araçlarda 1.000 euroya bile alabilirsiniz ama bu kondisyondaki araçlar her zaman daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor. İşte torpidosunu, diğer ayrıntılarını görüyorsunuz. Yani hiç sıfırdan farkı yok. Fransa'da bir şahıs tarafından kullanılmış ve araba tamamen kapalı garajda muhafaza edilmiş. Bakımları düzgün yapılmış. Görüyorsunuz kilitleri bile daha sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi duruyor. Kapı içini görüyorsunuz. Yani bunlar yani bizim hani burada görüyoruz işte böyle sıfır ayarında bu eşi benzeri yok falan deniyor. Bunlara bir örnek olsun diye ben böyle araçları ara sıra paylaşmak istiyorum sizlerle ki yani gerçekten temiz araç nasıl oluyor görün ve kıyaslamanızı ona göre yapın. Tabii hiçbir restorasyonla bir aracı bu hale getirmek mümkün değil. Çok çok büyük paralar harcamadığınız sürece. Yani aracın iki katı para harcarsanız ancak bu hale getirebiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz 74'ten itibaren çıkan kasa. Onu da örnek olsun diye koyuyorum. Bakın kapı şeylerinin çamurluk içlerinde en ufak bir pas ibaresi yok yani. Bu kelebek camlı model ve ona özel ayna. Sol aynası var. Sağ ayna için artı para ödemek gerekiyor.
Demin belirttiğim gibi arabanın hiçbir yerinde sonradan boyanmış bir yer yok. Yani gerçekten bu kadar düşük model araçlarda böyle temiz araçları görmek insanı şey yapıyor. Bu da şeyin arka kısmı, yeni modelin arka kısmı. Görüyorsunuz stoplar daha farklı, çizgili norma geldi. Bunlar tabii 116 kasada da böyleydi. O çizgili norm artık yeni bir akımdı. Onun da şeyi nedeni var. Arka stopların yani arkaya gelen çamurdan çamur geldiği zaman iç kısımlar çamur olmadığı için yine frene bastığınızda görülebiliyordu. Onun nedeni de odur. Burada motorunu görüyorsunuz aracın. 115'in meşhur 2 litrelik motoru 200 diye geçen. Bu araçtan toplamda aracın üretim adedine baktığımızda toplam üretim adedi 175 bin adet arkadaşlar. 175 bin 242 adet sadece üretilmiş. Bu birinci seri için konuşuyorum. İkinci seriden de 74'ten sonra da yaklaşık işte 100 küsür bin adet üretilmiş. Bunların hepsini bloğumda bulabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz farı sökmüşler. Farın altında bile en ufak bir pas ibaresi yok. Burada görmüş olduğunuz 917, şurada görmüş olduğunuz kod boya kodudur. 917, DB917 diye geçer. Aqua Blue rengiydi daha önce söylemiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabanın işte paspasların alt kısımlarında vesairesinde hiçbir yerinde en ufak bir pas yok. Araba sıfır ayarı korunmuş. Buna benzer araçlar buldukça yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.